Sanko Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Güner Dağlı, aktarılan geri dönüşüm yolunun kazanılmasının ekonomiye ve çevreye büyük katkı sağlayacağını belirterek, üniversitemizde atıkların geri dönüştürülmesine katkı sağlayarak geleceğimize yatırım yapıyoruz dedi. Sanko Üniversitesi, sağlıklı, temiz, sürdürülebilir ve güvenli bir çevreden hareketle kurdukları sıfır atık yöntem sistemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda sıfır atık belgesiyle ödüllendirilen Sanko Üniversitesi, sıfır atık belgesi alan kurumlar arasına adını yazdırdı. Sıfır atık yönetim sisteminin temeline olan evsel veya endüstriyel tehlikesiz atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasının hedeflendiğini kaydeden Profesör Doktor Dağlı, günümüzde önemli üzerinde durulan, farkındalık ve bilinç oluşturmaya çalışan sıfır atık projesi kapsamında elimizden gelen gayreti göstererek sıfır atık belgesi almaya hak kazandık ifadelerini kullandı. Üniversite binasının kağıt, cam, metal, plastik ve diğer atıkların farklı ekipmanlarda ayrı ayrı toplandığını söyleyen Profesör Doktor Dağlı sözlerini şöyle sürdürdü. Tüm ekipmanların yerleştirilmesiyle kurulan sıfır atık yönetim sistemimiz için yaptığımız başvuru Gaziantep Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun bulunmasıyla temel seviye sıfır atık belgemizi aldık. Bu süreç sonunda üniversitemizde oluşan atık miktarı ile aylık olarak kayıt altına alınarak bildirimleri ve takibi yapılabilecektir. Oluşan atıklar ise lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Profesör Doktor Dağlı, gelecek hepimizin. Onu korumak için her birimiz görev düşmektedir. Belgenin alınmasında katkısı olan ve projenin devamlılığına destek veren tüm personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamladı.